Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamd senalar olsun. Efendim iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanılması ve yaşatılması gayesiyle adil bir düzen, yaşanla bir bir dünya için tam 81 ilimizde ve dünyanın 123 ülkesinde çalışmalarını sürdüren İHA İnsani Yardım Vakfı'nın katkılarıyla hazırladığımız Ramazan Bereketi programıyla 24 Ramazan 1445 gününde karşınızdayız. Bizleri hanelerinde misafir eden, sofraları başında, yolculuk halinde kim ne varsa nereden izliyorsa bizi tüm kardeşlerimize, büyüklerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine çok kıymetli konuklarımızla önemli konulara değineceğiz. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin gökteki yıldızlar dedi ashabına, ve hepimiz için kurtuluş reçetesi olan onun sünneti seniyesi ve getirdiği kurtuluş kitabı Kur'an-ı Azim değineceğiz, konuşacağız kıymetli hocamla ve yine ezgilerimiz olacak, ilahilerimiz olacak. Her gün olduğu gibi bugün de günün sorusunu sizlerle paylaşıp doğru cevaplandıranlar arasından dört izleyicimize, kardeşlerimize hediyelerimiz olacak. Çocuklarımızı yine sevindireceğiz inşallah. Bugün de sözlerin en güzeli, kelamların en zirvesi Rabbimiz kelamı Kur'an-ı Azimuşan'la başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini icra etmek üzere Sultan Camii İmam Hatibi Abdülmecit Erkan hocama sözü takdim ediyorum. Söz sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'de o konuşuyor. Bizler kalben ve zihnen kulak veriyor olacağız inşallah. Hocam buyursunlar. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد لا اقسم بها قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ألم

الذين كفروا بآ سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك

ووضعنا عنك وزرك، <applause> الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانغب بسم الله من شر النفاثات في العقد من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

الذي يوسوس في صدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet, tilavetleri sebebiyle kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hüreyine sağlık. Rabbim şu son demlerde Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan bu Kadir Gecesini aradığımız önemli günlerde Kur'an ile hem dem olabilmeyi, hayatımıza bir nebze inşallah şifa olarak yerleştirebilmeyi nasip eylesin. Abi. Efendim günün sorusunda, e, bugünkü sorumuzda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İlk mescidi nerede yaptırdığına ve bu mescidin isminin ne olduğunu sizlere soruyoruz. Özellikle gündeme getirelim istediğimiz hususlar çocuklarımızın zihinlerinde belirsin. Aslı Saadet'ten, ayet Kerimelerden, İslam dünyasından meseleleri tam 24 gündür her gün ayrı ayrı sorularla, suallerle size yönettik. Bu husus çocuklarımız özellikle başta olmak üzere cevaplandırırlarsa memnun oluruz. Hemen ekran alt kısmında yer alan yönetmenimiz sizlerle paylaşmış olduğu WhatsApp numaramıza cevaplarınızı bekliyoruz efendim. Bugün bir Ramazan etkinlik kutumuz var. Çocuklarımız için bir kişiye bunu hediye edeceğiz. Ve Ravza Kitap'tan dört ayrı e, eserden oluşan bu İmam Gazali setini, inşallah kitap setini de yine e, üç izleyicimize bugün hediye etmiş olacağız. Günün sonunda doğru cevaplandıranlar arasından. Şimdi bugün de yine çok kıymetli konuklarımız var. Önemli meseleleri konuştuk alanında uzman kişilerle. Ve 24 Ramazan'a geldiğimizde bugün de hanelerinizde, bizler de stüdyomuzda iki kıymetli misafirimizi ağırlıyoruz. Kendisi yayıncılıkta, dergicilikte gerçekten Türkiye'de önce isimlerden birisidir. Tefsirlerini ve yapmış olduğu meal çalışmalarını, derslerini takip eden Kıymetli isimlerin yakını yakinen tanıyacağı, izleyicilerimizin bileceği çok kıymetli Beşir Eryarsoy hocamız, eğitimci yazar, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız edeyim? hocam? Allah razı olsun, dualar ederiz inşallah. Allah razı olsun. Cümlemize. Şimdi Mezopotamya'nın e, kültüründe çok çeşitlilik var. Kozmopolitik var. Sizler de Mardin'e doğmuş büyümüş birisi olarak o mütebessim yüzünüzü bizim davetimizde Ramazan'ın zorluğuna rağmen sağlık sıhhatle alakalı tüm engelleri aşarak kırmayarak geldiniz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Bize şeref yapkıldınız. Rabbim hayırlı etsin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Değil Ve bir diğer konumuz benim kıymetli <laughs> abim dostum. Gerçekten eserleriyle yapmış olduğu çalışmalarıyla hala her geçen gün bizi yok saymaya çalışan, bizi ötekileştirmeye çalışan bu global dünyadaki dijital dünyaya bir meydan okuyan, kendi kurduğu platformuyla, milyonlara seslendiği, ulaştırdığı, seslendirdiği eserleriyle, yine ürettiği çok kıymetli çalışmalarla hem çocuklara hem yetişkinlere çok önemli çalışmalar icra eden e, ezgi sanatçısı Kemal Faruk abim, konuğumuz. Abi hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Estağfurullah diyeyim. Bu güzel övgüler için teşekkür ederim. Allah, Allah razı, razı olsun. Estağfurullah, eksik bile kalır. Konya'dan geldin, Mevlana diyarından. Evet, çok selam getirdik. Bizi izleyenlere Aleyküm de buradan size. selamlarımızı, muhabbetlerimizi göndermiş olalım. Bizden de çok selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. E, Kemal abi konuşacağız uzunca. Serüven nasıl? E, filtresiz bir şekilde e, platformunun yaptığınız çalışmalardan bahsedeceğiz. E, i̇steriz ki bir kişiye daha ulaştıralım bu kıymetli çalışmaları. Ama müsaaden olursa önce Eyvallah. kıymetli Beşir Hocamla bir başlayalım istiyoruz. Hı -hı. Hocam, asıl saadete gidelim istiyoruz biraz. E, o dönemi bugün idrak etmekte güçlük çekiyoruz, zorluk yaşıyoruz. Ee, Hz. Ömer aleyhisselam e, radıyallahu anh gittiğinde Efendimiz aleyhisselatü vesselamın e, tebliğine, irşadına, davetine getirdiği o tevhid inancına inanan kendi kızını öldürmeye gittiğinde e, orada öyle bir şeyden etkilendiği öyle bir efendim e, ölmeye gittiği yerde öyle bir dirildi ki kendisine mümin olmasıyla birlikte Efendimiz aleyhisselatü vesselam bir duası vardı ki Ömer'den birisi mümin olsun diye bu gerçekleşti ve ne oldu ki kendi torununu, kendi kızlarını diri diri toprağa gömen Ömer'den, o cahiliye döneminden öyle bir ana geldiler ki ölüm şerbetini, şehadet şerbetini içeceği anda son yudum suyu ki o anlara kadar kıymetlidir. Kendisi değil de yan tarafta yine yaralı olan başka bir mücahit kardeşine, sahabe ikram efendilerimize ikram eder hale geldiler. Kendi canından bir parçasına dahi kıyıp toprağa gömen bir nesilden böyle bir diğer gamlığa. İşte bu asr-ı saadet perspektifini bugün 1400 yıl ardından yeniden masaya yatırmamız lazım. Bu kadar bencilliğin, egoizmin arttığı anda. Evet. Asıl saadet diyelim ve sayfaları açalım hocam. Asr-ı saadetin her bir sayfası içerisinde yer alan yüzlerce harfi başlı başına bir kitap olacak kadar zengin, çok yönlü bir asırıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim 23 yıllık nübuvvet hayatında o sadece vahiy almakla ve vahiy insanlara tebliğ etmekle kalmadı. O aynı zamanda birikimleriyle, bıraktıkları izleriyle gelecek çağları aydınlatabilecek çapta, çeşitli alanlarda büyük şahsiyetler yetiştirdi. Ashab-ı Suffa Mektebi'nden önce, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde, ashab-ı kiramı eğitti. Tabi Sayıları Erkam. azdı. Fakat, her geçen gün, inen her bir ilahi buyrukla, vahyin her bir pasajı ile onlar yeniden şekilleniyor, yeniden yoğruluyor, yeniden kimlikleri zenginleşiyordu. Tek yönlü sadece dünya boyutunda veya sadece dünyevi ihtiyaçları karşılamak boyutunda bir insan olmaktan çıkıyor. Adeta bütün beşeriyetin Sadece kendisinin ve ailesinin değil, akrabasının, komşuların değil. Bütün beşeriyetin meselelerini ele alacak, onlar ile yoğrulacak, onlar üzerinde e, zihin yoracak, ufuk açacak. Beşeriyete hedef gösterecek seviyede ve gerçekten eşsiz bir nesil yetiştirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Suffa tarihin belki yani o kelimeyi kullanmak belki bana göre e, küçültmek gelir ama anlaşılsın diye söylüyorum. Tarihin ilk üniversitesidir. Orada insanlar bütün ilimlerin menbaı, yol göstericisi ve belirleyicisi her bir ilmin değer hükmünü ifade elindeyse de aynı zamanda e, belirleyen e, bir eğitim süzgecinden geçti bu ashab-ı kiram. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Suffa ashabını o kadar önemsiyordu ki Bir imaune faciasında onlardan şehit edilenler için aylar ve günler şehit edenler için onları suikasta kurban edenler Aitlerine ihanet edenler için 70 sahabi, kaliteli, yetişmiş. Her birisi gerçekten tek başına bir ümmet diyebileceğimiz tarzdan şahsiyetler için o kadar üzülüyor ki. 70 gün süreyle kunut yapıyor ve dua ediyor onları katleden gaddarlara. Ve bunların bunları o kadar önemsiyordu ki kendisine Hazreti Fatıma'ya Ali radıyallahu anh diyor ki e, su taşımaktan e, arpa veya buğday öğütmekten omuzların ellerin nasırlaştı. Resulullah'a esirler geldi. Git babandan sana bir hizmetçi vermesi işte onlar arasında. Fatıma radıyallahu anh validemiz de gidiyor gerçekten. Resulullah'tan bir hizmetçi istiyor. Vaziyet bu diyor. Suffa ashabının ihtiyaçlarını karşılamadan sana sıra gelmez. Anlamında cevap veriyor. Bu bir geleceği inşa etmenin İslam noktayı nazarından Resulullah dilinden insana dayalı olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu gösterecek çok çarpıcı bir örnektir. Dolayısıyla Resulullah e, evet. yetiştirdiği ashabının her haliyle küçük büyük gibi bir ayrım yapmaksızın ilgileniyordu. Bir gün ashabına soruyor. Diyor ki, ya bizim mescidi temizleyen siyahi bir kadıncağız vardı. Kaç gündür onu göremiyorum diyor. Ya Resulullah diyor, o... Filan gün gece vefat etti ve onu gömdük. Ben ona bir şey olursa bana haber vereceksiniz dememiş miydim diyor. Seni rahatsız etmek istemedik diyor. Bana derhal kabrini gösterin diyor. Gidiyor kabrinin başına uzun uzun dua ediyor. Bu kadıncağız yani diyeceksiniz ki veya birileri diyecek ki alt tarafı bir mescidin halısının halı yok ya o zaman yerdeki tozları toprakları temizleyen bir kadın yani, yani ne olacak o yok bir başkası gelir aynı işi herkes yapar demiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Uhud savaşından sonra Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah Uhud'da şehit oluyor Epey kız çocuğu bırakıyor. Cabir tek oğlan, erkek. Evlenme yaşında. Resulullah Aleyhisselatü vesselam, bunun Cabir'le özel ilgisi radıyallahu anh, çok farklı. Mesela fakir olduğunu biliyor. Seferden dönüşleri esnasında devesi de yavaş yürüyor. Ya Cabir diyor şu deveni satar mısın diyor. E, satarım ya Resulullah diyor. Tamam diyor. Bağışım olsun. Olmaz diyor. Parasıyla şu kadarı satıyor musun? Sattım diyor. Yalnız Medine'de ödeyeceğim. Tamam diyor. Ben de Medine'ye kadar üzerine binebilir miyim? Bilersin diyor. <laughs> diyor Medine'ye vardık. Resulullah derhal emir verdi. Bana paramı dedi. Ondan sonra deveni de al git dedi. Çoluk çocuğu olduğunu biliyor, kardeşlerin olduğunu biliyor. Şey diyor. İhtiyacını harcara karşılamak ama onora ederek, üzmeden, yormadan, incitmeden sadaka yani. almanın ifade yerindeyse mahcubiyetini ona yaşatmadan hediye tarzıyla tutacak para çıkartıp verebilirdi. Vermedi alışveriş ve arkadan hediye deven, de senin olsun yine diyor. Bu tabi Resulullah'ın insanların kişiliklerini ne kadar değerli gördüğünün ayrı bir göstergesidir. Yine Cabir bin Abdullah geliyor Uhud'dan sonra. Ya Resulallah diyor babam vefat etti çok borç bıraktı. Bu borcu da Hurmaların devşirilme zamanıydı. Alacaklılar ki bir kısmı önemli, bir kısmı Yahudi. Alacaklılar beni sıkıştırıyor fakat hurmam yetmeyecek galiba diyor. Sen git diyor her bir hurma türünü ayrı bir yerde topla bir araya getir. Ondan sonra alacaklıların geleceği zaman beni haberdar et ben geleyim Resulullah Aleyhisselatü gitti haber verdikten sonra. Hurba yığının, harmanının en fazla olduğu yer, büyük olduğu bir yerin etrafında bir duruyor, bakınıyor, dua ediyor. Ondan sonra diyor alacaklılarına da borçlarını veriyor. Alacaklılara ölçüyor, borcunu veriyor. Vallahi diyor bütün borçlarımı ödedikten sonra ben bütün mahsulümün yetmeyeceğini düşünürken, bütün borçlarımı ödedikten sonra, Resulullah'ın başında durduğu o hurma yığınının, harmanının he, eksilip eksilmediğinde hala mütereddidim diyor. Vay be. Bu da ayrı bir mucize tabii. Fakat burada insanları yetiştirme tarzıyla ve alakasıyla bakımından devlet yöneticisi de bir manada daha doğrusu ne bileyim yani devlet yöneticilere ne örnek olacak bir peygamberin yönettikleriyle alakası bu seviyede, bu boyutlarda. Hem hal oluyor, gidiyor, derdini çözüyor. Her şeyini görüyor. görüyor. Bu kadarla değil. Bakın. Diyor Cabir evlendin mi diyor yine bir yolculukta. Evlendim ya Resulallah veya bir karşılaşmaları sırasında. Evlendim ya Resulallah. Enteresan soruya bakın. Genç bir delikanlıya. Evlendiğin dul mu bakire mi diyor. Dul ya evlendim diyor. Neden diyor. Ya Resulallah zaten babam bana Altı tane kız çocuğu bıraktı. Bazı rivayetlerde sekiz, bazı rivayetlerde yedi. Ayrı bir konu. Kardeşleri. Kardeşleri. Kız <laughs> çocuğu bıraktı. Onların yanlarına bir kız daha, bir çocuk daha eklemek istemedim. İsterdim ki bu gelsin, onları derlesin, toplasın, gerekirse saçlarını tatsın. Ablalık onları, yapsın, annelik, ablalık yapsın, yapsın annelik yapsın. Öyle istedim diyor. İsabet etmişsin diyor. Şimdi bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir gün bakıyorlar insanlar Halid bin Velid hakkında ileri geri konuşuyorlar. Ashabımı bana bırakın diyor. Halid değil midir ki diyor? Ne kadar silah, araç ve gereci varsa savaş için, atları dahil. Bunların hepsini Allah yolunda vakfeden değil midir diyor? Evet. Bir başka seferinde Halid diyor, Allah'ın din düşmanlarına karşı çektiği kılıcıdır, diyor. Yani her bir sahabiyle durumunun gerektiği gibi o kadar çok ilgilenmiş ki. Bunun sebebi ne? Çünkü Resulullah onlar şahsında bir ümmeti ve bu ümmetin kıyamete kadar geleceğini inşa ettiğinin bilincindeydi. Yani e, Çoğu kimsenin sadece Muhammedur Resulullah derken vahiy alan, insanlara bildiren değildir o. Bu vahyi hayata, ebediyete kadar uzanacak boyutlarda yerleştirmeyi esas alan bir peygamberdi. Çünkü kendisinin de söylediği gibi benden önceki bütün peygamberler kendi kavimleriyle sınırlı olarak gönderilirdi. Ama ben bütün beşeriyete gönderildim. Nitekim ayet-i kerimeler de bu şekilde bunu söylüyor. Yani İslam ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti her şeyiyle bütün boyutlarıyla evrenseldir. Evrensel derken e, belli bir çağın dünyasına hitap eden küresel değil. Kıyamete kadar baki kalacak bir küreselliktir bu. O, o bakımdan Resulullah bir ümmet inşa etmenin bilinciyle, Adeta her bir sahabi kendi alanında başlı başına bir ümmet olduğu için ona binaen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, ashabım yıldızlar gibidir diyor. Onların hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz diyor. Doğru yolu bulursun. Niçin? Çünkü hiçbirisi diğer sahabilere göre her birisinin sivrildiği daha ön planda olduğu bazı yönleri var hangi yönde olursa olsun hiçbirisi ama vahyin dışında değildi. Resulullah'ın vahyin rehberliğinde örgüleştirdiği, şekillendirdiği o sahabe ümmet, her bir fert ümmet, fert, fert ümmet, her birisi de toplam bir ümmet ifade Beşeriyete kadar o alanda en azından belli alanlarında örnek olacak kimseydi. Şecaatte, adaletinde Hazreti Ömer, inandığında kararlılıkta Ebu Bekir radıyallahu anh. Hayasında, edebinde ve bununla birlikte ilminde, fıkhında Osman radıyallahu anh. Dinlüğün. Şecaatinde Ali radıyallahu anh. Efendim kendisinin tabiriyle bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnül Cerrah. Emanette, yiğitlikte yani öyle o kadar emin ki. Bitti diyor yani Hristiyanlar, Necran Hristiyanları ondan bize birisini gönder ama emin birisi olsun diyorlar size öyle birisini göndereceğim ki o bu ümmetin eminidir ve gerçekten emindir. Ashab-ı kiram hepsi ümitleniyor. Acaba ben olabilir miyim diye. Ben olabilir miyim diye. Ertesi gün kalk ey Ubeyde İbnül Cerrah. Onlarla beraber sen gideceksin. Diyor. Emin istendiği zaman var. Emin istendiği zaman var. Komutan istendiği zaman var. Merhametli istendiği zaman var. Savaşçı istendiği zaman var. Dünyadaki her şeyi dini ve davası uğrunda feda edecek kimseler istediğin zaman var. Ticaretten son derece başarılı, dikkatli, duyarlı, güzel bir şekilde hukuka da riayet ederek başarılı tüccar şahsiyetler var. İlimle temayüz edenler var. Ne bileyim, sanat, sanatla var. aynı şekilde edenler, vardır, şairler yani. var. Bunun dışında yalnız sanat mesela buradaki müzisyen kardeşlerimize de bir örnek olması bakımından bir savaş, bir sefer esnasında sesi çok güzel olduğu rivayet edilen Enceşe adında bir sahabi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ey Enceşe sen o söylediğin sezgilerden bizlere, ezgilerden bizlere biraz dinlet diyor. Hmm. Bir başladı diyor, devam etti diyor. Bir daha başladı yine devam etti diyor. Sabaha yakın devam etti diyor Enceş'e. Sabah yaklaşınca bu kadar yeter dedi, doyduk dedi. Başka rivayetlerde hatta diyor, Enceş'e diyor çok acıklı söylüyorsun. Senin sesini duyan hanımlar duygulanıyor, ağlıyor. O onlara dikkat <laughs> et diyor. Onların üzülmemesine dikkat et adamın anlamında. Bir de latife yapıyor. Yani demek istediğim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam meşruiyet içerisinde olması da esas olarak hayatın her alanını o kadar dokunmuş ki her alanına o kadar güzel prensipler ilkeler koymuş ki ve bunları sadece ilkeler koyup nazariyatta bırakmakla kalmamış aksine bunun tatbikatını inşa ettiği inşa ettiği toplumda demeyeceğim toplum bizim için çok yavan bir kelimedir. Doğru. Bizi ifade etmez. İnşa ettiği bir ümmet ve bu ümmet 14 asır boyunca hala bizlere rehberlik ediyor, örneklik ediyor. Ve eğer gerçekten yolumuzu bulmak istiyorsak o ümmetin karakteristik yapısını bizim kendisiyle ile muhatap olduğumuz dine karşı kendilerini nasıl konumduk, konumlandırdıklarını çok iyi bir şekilde anlayıp idrak etmeden bunun farkına varmadan yeni nesil inşa etmek şöyle dursun kendi kendimizi düzeltmemiz bile mümkün değil. Kendimizi tanımlayıp inşa etmemiz bile değil mi Bilem mümkün, mümkün değil. değil. Onları evvela tanımakla. Resulullah'ın yani onları onlar olduğu için değil. Elbette onlar bizim için ayrı bir değerdir, bir kıymettir. Fakat onlar gerçekten e, gökyüzünde bize yol gösteren yıldızlar gibidir. Bizim için ehemmiyetlidir. Çünkü onlar vahyin rehberliğinde eğiten o yüce şahsiyetin e, eğittiği kişiliklerdir. Meyveleridir. Meyveleridirler. Bizim için çok kıymetlidirler. Meyveler hakikaten çok güzeldi. Bugün hiç unutmam bir okuma grubumuz vardı. Kritik yaptığımız arkadaşlarımız vardı. Bir cemiyetimizde. Orada şöyle bir şey yapmıştık vaktiyle. Herkes Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve etrafındaki dostlarını ashabından tabikam efendilerimizden bir kişiyi seçecek ve onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışacak. Hayatında sürekli o yanındaymış gibi, ona birlikteymiş gibi hareket etmeye çalışacak. Araştırın bu da bizi bir araştırmaya sevk etti. Kim kendisinde ne ön plana çıktıysa. Kimisi mesela bir arkadaşımız çok şeydi yani e, hızlı sinirlenen, şiddet bir olay bir mesele olduğunda hızlı parlayan, e, sürekli meseleleri güçle, kuvvetle, mukavemetle çözmeye çalışan birisiydi ve stratejiler, meselelere bakış tarzı sürekli böyle bir askeri disiplinleydi. Mesela Halid bin Velidi seçmişti o da hakikaten. Mevzunun bir sıkıntı varsa bunun güçle, mukavemetle çözüleceğine inanan birisiydi. Çok naif, latif ve gerçekten hayatı sükunet üzere sürdüren bir arkadaşımız Musab bin Ümeyr'i seçmiş O da gözünde cereyan etti anlatımlarınızda. Biz nasıl bir insan olmak istersek önümüze kullanıcı kılavuzu hazır bir şekilde servis edilmiş, gerçekten hayatımız için eşsiz bir örnek olarak tüm merhaleleriyle sunulmuş sabikam efendilerimiz de var. Bu da çok kıymetli, bizim için gerçekten çok çok önemli. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların tamamı için bir hayat tarzı olarak bizim için serlevha, bir yaşam olarak bir örnektir. Ama etrafındaki kişilerin her biri de bir e, bir rol üstleneceksek eğer bu gerçekten sergilenecek bir hayat rolü ise en güzel rol en güzel rol model en güzel örnek olarak önümüze duruyorlar bir virgül koyalım hocam buraya Tabii. siz Aslı Saadet dönemindeki e, bu haykırıştan hak batının, hak safında duran insanların her birinin meziyetinden bahsettiniz şimdi Bestami Yazgan e, hocamızı kıymetli bir şairdir burada konuk ettiğimizde o da e, Kemal Faruk sağ olsun benim çok güzel eserlerim diye Kemal abinin kulağını çınatmıştı. O dedi ki ben garip bir insanım. Benim elime şu an tüfeği verseler 10 metreden karavana vururum. Düşmanla karşılaşsam cephede koşamam. Böyle bir mukametim gücüm yok. Ama ben inanıyorum ki bugün dünyada batılın safında olan küfara için mücadele eden insanlara yazdığım her bir şiirim yaptığım her bir gayretim bir kurşundur. O da bir cephedir. Evet, elbette. Kesinlikle dedi ben şiirlerimle naatlarımla ortaya koyduğum çalışmalarla e, hak safında ben de böyle ses yükseltiyorum dedi. Eğer biz insanlığın ilk dönemi, Hz. Adem'le ile Hava Validemiz döneminden bu zamana hak batıl mücadelesinin var olduğuna inanıyorsak ki el hak kesinlikle vardır. Kur'an da böyle söylüyor. Efendimiz de buna işaret ediyor. Eğer ki biz hak batıl mücadelesinde herkesin eline kılıcını alıp karşıdaki düşmanla kıtel dediğimiz cihadın zirvesini sergileme imkanı yoksa her dönemde de bu farz değil, şart değilse nitekim cihadın merhalelerinden biri olan meziyeti içerisinde bulunan Nureddin Zengin'in bir marangaz olarak inşa ettiği Mescid-i Aksa minberi gibi. Yine bugün geri dönüp baktığımızda Akşemseddin'in Fatih'i Fatih yapan bir ilim insanı olarak, bir gerçekten e, abid olarak, alim olarak ortaya koyduğu gayreti de bundan geri değildir, az değildir, daha kıymetsiz değildir. Tam da bu cihetten, işin sanat yönüne Efendimizin bizatihi çık oku diye ön plana tuttuğu şairlerden biliyoruz ki e, propaganda çok mühim. Ki bugün kullandığımız bütün e, meşru veya e, meşru olmayan tüm zeminlerde, meşru olmayandan kastım platformların hiçbirisi bizim değil. Yani kullandığımız, sesimizi hmm. yükselttiğimiz platformlar. Gördük ki Gazze meselesinde, sosyal medyada Filistin'le ilgili paylaşımlarım sebebiyle istatistikleri inceliyorum. Yani 5'te 1'ine kadar düştü etkileşimler. Göstermiyor adam yani kasıtlı olarak oraya bir set çekiyor. Buna rağmen orada çiğnerim çiğnenirim engellenirim Akif'in dediği gibi. Ee, hor görülürüm, hakir görülürüm, hesabım kapatılır. Çiğnerim, çiğnenirim ama yine de hakkı tutar kaldırırım çabasında Kemal Faruk neler yapıyor? Kemal abinin izninizle. Bey'le Bey alakalı olarak bir şey ufak söylüyor. Onu rahatlatıp söylediğini de Selam olsun kendisine ayrıca. Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hasan Bin Sabit'e diyor ki müşrikleri hicvet diyor. Hicvetmek, yergi. Evet. Ee, ya Resulallah nasıl yaparım falan anlamında diyor ki vallahi diyor senin söyleyeceğin beyitler onları ok yaralarından daha çok etkileyecektir evet. yani dedi ya ben yazdığım bir şiir kurşun doğru söylüyor gerçekten öyle o paralelde o muhtevada o gaye ile o dava uğrunda e, yani herkesin bu din için ...yapabileceği bir şey vardır. Tabii kendi mahallesi. Bir şey vardır. Herkes kendi imkanları ölçüsünde üzerine düşeni yaparsa... ...zaten ümmet böyle olur. Böyle oluşur, doğru. Hı. Şair diyor ki hocam, yani şu söze bakar mısınız? Bu kaç kitaba denktir? Kaç kahramanca cenk eden, mücadele eden cephedeki insan için... ...bir e, işaret fişeğidir, nişanedir. Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın. Varsın sevinçler de başka bahara kalsın... Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın? Elbette. Düşünebiliyor musunuz? Aslında bir canını Allah için feda etmek isteyen bir mücahidin e, andımızı söyle deseler, paralanı söyle deseler budur yani. Dört evet. tane cümledir evet. ama gerçekten kitaplara Aynen. haykırır. Aynen. Evet Kemal abi e, biraz uzattık ama Estağfurullah. sözü sana takdim Eyvallah. edeyim. E, sen hangi cihetten bakıyorsun meseleye ve neler yapıyorsun abi? Öncelikle yani şöyle şu pencereden dinlemek. ...çok güzel istifade ediyoruz. Eyvallah davetiniz için çok teşekkür ederim. Hocam dedi ya ve güzel ifade ettiniz ya... ...burada asıl sanki ıskaladığımız mevzu... ...bu dönem samimiyet gibi geliyor bana. Yani e, evet Allah her birimize farklı meziyetler bahşetmiş... ...ve bizler bu meziyetleri Allah yolunda... ...ve Allah'ın kuralları çerçevesinde kullanmakta yükümlüyüz. Zaten Müslümanlar olarak vazifemiz bu. Her işimiz, her ne olursa olsun bir şekilde Allah'ın rızası doğrultusunda yapmak. Fakat işte samimiyeti ıskaladığımızda maalesef söylediğimiz sözün tesiri olmuyor. Bu işte ezgiler yorumlarken, işte nasihat ederken, vaaz verirken, bir şiir yazarken veya seslendirirken. işte burada az önce ifade ettiğiniz çok güzel şiirin aslında bence etki etmesinin sebebi sadece kelimelerin dizilimi ve hitabeti değil belki de samimiyeti. Rab'bim inşallah bahşetsin yani böyle samimi eserler üretebilmeyi ama öncesinde bu eserleri yaşayabilmeyi nasip etsin bizlere. Çünkü sahnelerde bazen çok iddialı cümleler sarf ediyoruz. Bazen eserlerde çok iddialı ve harekete geçirici mesajlar veriyoruz. Evet bunlara ihtiyacımız var. Gerçekten biz o olursak, gerçekten biz o olmak için bir adım atarsak muhatabımız da bundan etkilenecek. Bu bağlamda bizi ezgiler büyüttü. Yani ben ezgilerin büyüttüğü bir çocuktum yani ve daha ne dediğini anlamadığım bir çağda ezgilerin beni nasıl beslediğini artık ergenlik ve sonrası ileri yaşlarda fark ettim. Ha evet ben bu konu hakkında bir bilgi sahibiyim veya işte cihat kavramının bizim için ciddi bir yeri var ve zihnimiz, gönlümüz darcımız çok dolmuş ezgilerle. Bu bağlamda işte biz de nacizane gelecek nesilleri yetiştirecek ezgileri üretmenin derdindeyiz. Aslında hep o bir eseri arıyoruz aslında her bestede, her bir güftede, her ortaya koyduğumuz eserde. İnşallah o bir eser olsun. Gerçekten gönülden sözülen, gerçekten samimi duygularla yazdığımız bize nasip olur da ve bizler de böyle gelecek kuşaklara etkili, samimi, etki eden eserler bırakabiliriz. Bunun için gayretimiz. İnşallah. Şimdi çok sen bahsederken eser üretmekten abi, şu geldi aklıma. Mustafa Akkad, Allah rahmet eylesin, Çağrı filmini, İslamiyet'in doğuşu filmini, Ömer Muhtar filmini üreten, İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük yönetmen gerçekten. Onun hayatıyla ilgili bir belgesel hazırlanmıştı, okudum. Gerçekten büyük çilelerle geçmiş. Yani Amerika'da ciddi süreler kalmış, işte İslam coğrafyalarını gitmiş, gezmiş, görmüş. Ellerinde hiçbir imkan yokken bize bir tırnak içerisinde söylüyorum bir zalim olarak ve ölümünü bir özür dileyerek söylüyorum lağım çukurunda Batı'nın bize servis ettiği Kaddafi'nin finansal destek sağlayarak sunmuş olduğu dünyanın en iyi oyuncularını bir araya getirerek, dünyanın en modern, o dönemin en iyi orkestrasını bir araya getirerek oluşturduğu o sinema filminde ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ dönemini, Mekke dönemini, Medine dönemini yani herhalde onun üzerinde eserden e, okumuşumdur. Fakat hiçbirisi Mustafa Akkad'ın İslamiyet'in doğuşunda o Mekke'nin fethi sürecinde atlarla birlikte geliş sahnelerini, Bedir'deki o heyecanı, ya, ya, Rabbi bir avuç Müslüman bunlar ölürse bitecek yani soyumuz. Senin dini yüceltecek kimse kalmayacak. Yardım et diye o nidayı nasıl Bedir'de meleklerin getirildiğini, allah Teala'nın ayet-i kerimede söylediği o yardımı adam perde önünde, sinemaya, kamera önünde resmetmiş resmen. Gerçekten ayetleri oyuncuların oyunlarıyla resmetmiş. Mükemmel bir yapıttır. Yani hala her yıl böyle özellikle Ramazan'a denk gelen dönemlerde kanallar tekrarını verir. biz izlediğimizde ne kadar muhteşem. İşte bu mükemmel bir üretimdir. Yani Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Beyrut'ta bir silahlı saldırıda, bir düğünde şehit edildi kendisi işte o mücahittir ve şehittir Allah'ın izniyle. Üretim budur. Sadece Ebu Ubeyde ile gurur onur duyuyoruz. Ya, hani Gazze'deki mücahitlerin sözcüsü olarak Muhammed deyifle nasıl bu mücadelesi kıyamıyla onur duyuyoruz. Gazze'li mücahidleri anıyoruz. Ben bir fark görmüyorum. Yani batıya bizim için gerici olarak, bizim için çağ dışı olarak resmedilmeye çalışılan terörle İslam'ı yan getirme çabalarına karşı bir ses yükseltti. Ve Mustafa Akkad'ın eserleriyle yapmış olduğu çalışmalarla biz gördük ki o kıt imkanlarda dahi e, İslam bir çağrıydı tüm nesillere, tüm insanlığa. Ve elhamdülillah onun o adımları sonrası şey çok etkilendiğini söylüyor. Cat Stevens mesela, Yusuf İslam evet, onun Müslüman oluşunda e, çok büyük rolü olduğunu söylüyor bu filmlerin, bu eserlerin. E, Rabbim böyle güzel hizmetleri yapmayı bize nasip eylesin. Çok önemlidir. Amin çok sorarlardı röportajlarda böyle işte hayaliniz çocukken bu, bu meslekte mi işte hayalleriniz vardı. Şu cümleyi çok sarf ederdim. Yani bir çağrı dizi film müziğini besteleyen kişi olmayı gerçekten çok isterdim. Evet. Hani bugün hala o müziği bile hani film başlı başına öyle ama Bugün sadece o müziği bile dinlediğimizde evet, şöyle evet. tüylerimiz diken diken evet. oluyor her birimizin. Aha. İnşallah nasip olsun böyle İnşallah. eserler, böyle izler bırakabilmek. E, bu arada o, o film müziklerin tamamını yapan bir senfoni orkestrası evet. Batı'da. E, bizim senfoni orkestralarımız hala yetersiz, yok. Böyle İslam'ın gür sedasının sesi haykırabilecek, uluslararası çapta gittiğimizde İslam sanatlarının eserlerini taşıyabilecek Hala yeteri kadar mukamette değiliz. İnşallah olmayı Rabbim nasip etsin. İnşallah. Allah işini iyi yapanı sever diyor ya ayeti kerimede. Yani inşallah o mertebeye vardığımızda, biz işimizi iyi yapmaya gayret ettiğimizde gerisi gelecektir. İnşallah. Sizlerin sürelerinden çalıyorum. Bu konuda çok tabii. dertliyiz hocam. Konu açılınca tabii, tabii. E, konuşuyoruz, derdimizi çağırıyoruz. Kimsenin e, tahdit edilmiş, tespit edilmiş bir süresi yok. Herkesin kısmeti neyse o olsun. Allah razı olsun. Ama tabii Hı. ben her zaman ifade ediyorum, konuşuyorum. E, onlar bir plan kurdu. Allah da bir plan kurdu. Allah Kesinlikle. Allah plan kurdu. en hayırlısıdır. Eksik kaldığımız her bir husus, az olduğumuz her bir sayı, yetersiz olduğumuz her bir güç bizim için bizi yese kapılmaya sebebiyet değil. Tam aksine Cenab-ı Allah'ın varlığını, Cenab-ı Allah'ın kudretini ve bizimle olduğunu hatırlatmalı. Bir eser dinleyelim istiyoruz Kemal abi. Eyvallah. Bugün ilk defa ekranlarda seslendireceğim bir eser var. Oo. Aslında yıllar öncesinde Kudüs için bestelediğim. Ee, sözleri Kıymetli Ömer Faruk Paköz'e ait. Ee, aslında uzun bir zamandır da kenarda bekliyor ama e, içimiz öyle acıdı ki ve e, yani hala ve hala yıllar geçmesine rağmen yaramız öyle kanıyor ki e, bu eserle e, bir kez daha duygularımız e, böyle hüzünlensin de düşmesin. Bir kez daha ümitsizliğe düşelim istemedim açıkçası. O yüzden yayınlamadık ama e, yine de bugün bir, bu programa da bir hediye mahiyetinde e, ilk defa burada seslendirmiş olalım Kudüs eserimizle inşallah. Eyvallah. memnun oluruz. Buyurun. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Emeğine sağlık. Sağ olasın. Yüreğine sağlık. Hakikaten çok önemli. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü e, bir emniyet sebebi olarak Gazze'nin gördüğümüz sürece Gazze'deki kıyamı daha iyi anlayabiliriz. Zira Gazze sadece o bölgede topraklarını mücadelesini, topraklarını korumak için mücadelesi sürdüren insanların çabası gayreti değil, müminlerin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı korumak için orada bir emniyet sibobu olarak kabul etmemiz gerekir. <laughs> Şimdi Gazze ile ilgili bir veteremiz var. İHA İnsani Yardım Vakfı Gazze'de nasıl çalışma gerçekleştiriyor bunu anlatan. Akabinde Gazze'yi konuşacağız. Bize ne sundu? Tam 6 aydır, tam 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Gazze bize ne öğretti? Ne mesajlar verdi? Nasıl sorumluluklar kattı? Onun üzerinde duracağız efendimiz diyelim. İşgal rejimi 2007 yılından beri Gazze'yi havadan, karadan ve denizden abluk altına alarak temel ihtiyaçların dahi geçişini kısıtlıyor. Bunun neticesinde şimdiye kadar Gazze'ye bir kısmı ticari ve bir kısmı da insani yardım olmak üzere günde ortalama 500 tır girebiliyordu. Bugün İsrail saldırılarıyla hayatın durma noktasına geldiği Gazze'de ihtiyaç duyulan sayı ise günde asgari 700 tır. Ve 7 Ekim'den bu yana ablukayı daha da sıkılaştıran İsrail, yardım malzemelerinin girmesini de engelleme kararı aldı. Ancak uluslararası baskıların artması üzerine sembolik sayılabilecek bazı yardımların Gazze'ye girişine izin veriyor. Şu an için günde 30 ila 40 arası insani yardım tırı Gazze'ye girebiliyor. Yardım malzemelerinin temini Gazze içerisinden ve Gazze dışından olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de avlukaya rağmen yıllardır süre gelen bir tedarik zinciri var. Bu vesileyle ihtiyaçların bir kısmı Gazze içerisindeki tüccarlardan yapılan satın alımlarla da temin edilebiliyor. Ancak İsrail saldırıları sonrası içerideki stoklar tükenme noktasına geldiği için şu anda büyük oranda dışarıdan temin ediliyor. Gazze dışında tedariği 3 ülkeden sağlıyoruz. Birincisi, geçmişten beri Gazze'ye yapılan uluslararası yardımların organizasyonunda merkez nokta haline gelen Mısır. Burada satın alımlar büyük oranda Kahire merkezi gerçekleşiyor. İkincisi Türkiye. Ülkemiz içerisinden yapılan satın alımlar ve toplanan aynı yardımlar AFAD koordinasyonu ile yine Mısır'a El Arish Limanı'na ulaşıyor. Mısır'dan ve Türkiye'den temin edilen yardımlar Mısır Kızılay'ı koordinasyonunda Gazze'nin tek sınır kapısı olan Refah'a gidiyor. Üçüncü alternatifimiz ise Ürdün. Ürdün'den temin edilen yardımlar karayoluyla Batı Şeria'ya, oradan da yine Refah'a gidiyor. Bunlara ek olarak da Birleşmiş Milletler Organizasyonu olan WFP'nin temin ettiği malzemeleri de aynı yardım olarak teslim alıp Gazze içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Evet efendim, Gazze gerçekten çok ağır bir dönem geçiriyor. Tam 6 aydır tüm dünyadaki insanlığın gözleri önünde büyük katliamlar gerçekleşiyor. İki gün önce Birleşmiş Milletler Akreditesi'ndeki dünya, ee, yemek Forumu isimli bir kuruluşun dört personeli, iki bunların bir tanesi Polonyalı, bir tanesi hatırladığım kadarıyla Hollandalı, biri İngiliz, yine bir Avrupa ülkesinden, toplam dört ayrı ülkeden gönüllünün Gazze'deki e, yemek dağıtırken verdiği çabalar içerisinde araçta bir ihayla. Vuruldular ve hepsi orada şehit oldu. Şey, can verdiler. İnşallah müminlerdir, İnşallah hidayet nasip olmuştur ve şehit olmuşlardır diye temenni edelim. Ama Rabbim onlara merhamet etsin, ee, onları bağışlasın. O insanlığın sessiz kaldığı zaman dilimi içerisinde ateşten gömleği giydiler ve gittiler. Gazete o çocuklar aç kalmasın diye mücadele ettiler. Ee, bununla birlikte uluslararası kamuoyunda iki gündür yer edinen bir husus. İşte batıdan oraya giden dört aktivist öldürüldü yahu çok kıymetli o çabaları gayretleri tekrar söylüyorum Rabbim onlara acısın merhamet etsin ama tam 33 bin şehidimiz var kayıplarla birlikte sayı 40 bini geçmiş durumda ve bunların %70'i kadın ve çocuk bunlar sivil insanlar ha, orada El Kasam Tugayları adına mücadele eden insanlar bu bir harptir mertçe savaşılsa oradaki elinde silah olan insanları Hiç vurup öldürseler tamam eyvallah bu bir savaştır bizim ölenlerimiz şehit, onların ikisi cehenneme. Eyvallah. Fakat özellikle hastaneleri, kadınları, çocukları katlediyorlar. Kasıtlı olarak bunu yapıyorlar. Ve ihtiyaç duyulan günlük içeriye girmesi gereken tır sayısı 70 iken şu an ortalama 30-40 arası tır ancak girebiliyor. Haliyle yani yüzde %5'i kadar ihtiyacın girince ne oluyor? Açlık oluyor, birçok bölgeye ulaşılamıyor. Hala şu anda kuzey kısmında, Gazze'nin kuzey kısmında çok az insan var. Takribi 300 bin civarı insan kalmış durumda orada. Oraya yardımlar neredeyse hiç gitmiyor gibi. Çok kısıtlı gidiyor. Bu zor kısıtlı imkanlarda dünyadaki İslam ülkeleri dahil bütün ülkeler olayları canlı bir şekilde seyrediyor. Aciz kaldık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Allah'ın bu iftar anı hürmetine sen oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakan bu insanlığa karşı elimizden bir şey gelmiyor. Bu vebali ortak olmak istemiyoruz. Madden para göndermeye çalışıyoruz infak etmeye çalışıyoruz. Sadaka veriyoruz. Zekat ve fitrelerimizi Gazze için gönderiyoruz inşallah. O kardeşlerimize elimizden bu geliyor. Mukavemeti, elinde askeri gücü, siyasal gücü bulundurup şu anda orası için bir şey yapamayan İslam ülkelerimizin bir an önce Rabbim güç kuvvet nasip etsin, ayağa kalkma iradesi nasip etsin, orası için harekete geçsinler. Ve hala şu anda kamu otoritesi eliyle bunun yapılmadığını Ticaret Bakanı dün açıkladı. Ama Yahu daha önce ifade ettim ben, Yunanistan'la aramızda olan sıkıntılarda nasıl ki bazı ürünlerin gidişine veya oraya yapılan ticaret ambargo kondu, nasıl Ermenistan'la sıkıntılı olan dönemlerde bir takım ambargalar kondu, şu anda oraya giden hiçbir ürün onlar için bir ticaret e, değildir, ticari ürün değildir. Şu an lojistik destektir. Bir savaş halindeyiz ve bizim kadınlarımızı, bizim bebeklerimizi öldürüyorlar. Orada öldürülen insanlar Arap veya Filistinli olduğu için değil, öldürülmüyor. Ki nitekim bu bile olsa bizim için muhafaza etmek, cephe olmak, haykırmak, engellemek bir vazifedir. Ama şu anda sıra onlarda arz-ı mevut meselesi için yok etmeleri gereken bir gazze var. işgal etmeleri gereken, tamamen yıkmaları gereken ve yerine inşa etmeleri gereken bir Süleyman Tapınağı var mescid Aksan'ın yerine. Yarın bakın Hatay buraya gelecekler. Arz-ı Mevut'un en önemli yerlerinden bir tanesi Şanlıurfa sınırları içerisindedir. Mezopotamya topraklarıdır ve bizim coğrafyamızdaki 23 şehir onların o vaat edilmiş toprak diye sözde iddia ettikleri sınırlar içerisinde kalır. Gelin uyanalım bu mevzulara bugüne kadar yaptığımız çaresizliğimizi, sessizliğimizi yıkalım. Daha gür şekilde, daha e, bir ve beraber bir şekilde ses çıkaralım. Zira dizimizi dövdüğümüzde e, bir şeyler telafi etmek mümkün olmayabilir. Gazze için sizler de Gazze yazıp 3072'ye göndereceğiniz her bir SMS'te İHA vasıtasıyla İHA'yı aracı kılmak isterseniz eğer 30 lira bağışla bulunabilirsiniz. Gazze yazıp 3072'ye göndererek ya da son demlerdeyiz. Hala zekatını fitresi ulaştırmamış olanlar varsa gördüğünüz gibi yardımlar zorla olsa, kısıtlı ve sıkıntılı da olsa bir şekilde giriyor. Çeşitli kanallarla oraya gönderebilirsiniz. Gazze'yi mutlaka elimizdeki imkan ama 5, ama 500, ama 5 milyon fark etmez ne olduğunun miktarından değil gücümüzün yettiğinden mesulüz. Mutlaka Gazze'yi unutmayalım diyorum. Şimdi bir reklam aramız var. Akabinde kardeşimizi korumak, kardeşin derdiyle dertlenmek ve Gazze bahsini uzun uzadıya kıymetli hocamla konuşacağız inşallah. Reklamların ardından buradayız. Devam ediyor. Günün sorusunu tekrar ifade etmiş olalım sizler için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk mescidi nerede yaptırmıştır ve bu mescidin adı nedir dedik. Cevaplarınızı WhatsApp numaramıza, ekranın hemen alt kısmında yer alan WhatsApp numaramıza yazabilirsiniz. Günün sonunda hediyelerimizi kazanan izleyicilerimizi doğru cevaplandıranlar arasından hediyeleri kazananları sizlerle paylaşmış olacağız inşallah. Şimdi yine inşallah İstanbul için iftar vaktine değin çok kıymetli bir şir Erya Soy hocam ve kıymetli abim Kemal Faruk'la birlikte ezgilerimize, sohbetlerimize devam edeceğiz. Şimdi bir eser daha isteyelim. Kemal abi eğer uygun görürse e, ekibimiz de hazır sanırım canlı okuyacağız. Söz sizde öyleyse. Eyvallah. Güzel Görürsün bir var. Yunus Emre Eseri Bekir Ünlü Atar bestesiyle Sen Sultansın Ben Kulunurum diye. Buyursunlar. 三。 nasıl abi. gerçekten çok güzel bir eser Bekir ünlü atardı güzel beslemiş ünlü semre eserim evet e, Gazze mevzuna girelim hocam dedik kesinti olmasın eserimizi dinleyelim güzelce sonra ahvalimizi derdimizi konuşalım dedik tüm yönleriyle ele alalım hocam meseleye dair bakışınız değerlendirmeniz nedir yani tüm yönleriyle dediğimiz zaman değil e meseleyi tüm yönleriyle ele alabilmek için temel konularını veya satır başlarını veya ne bileyim konu başlıklarını sıralamak için bile yeterli değildir. Tabi. Fakat evvela bu hengamede insanların olayı daha iyi anlamaları bakımından sanırım İsrail'in o terör teşkilatının e, bulunmasının tamamıyla haklı hiçbir gerekçesinin olmadığını, zulüm, hakları gasp etmek, katil, cinayet, talan, hırsızlık, tarihi tahrip etmek, tarihi e, iftiralara boğmak ve kendilerini aslı olmayan gerekçelere dayandırarak varlık sebeplerini veya yaptıkların sebeplerini izah etmeye kalkışmak. Bu ve benzeri hususların evvela e, konunun anlaşılması için başta konuya eğilmek isteyen veya ilgilenmek isteyen herkes tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Batı'nın da şimdi belki duymuyoruz birkaç günden beri genelde ilk aylarda kullandıkları şöyle bir argüman var. Daha önceden de daha çok kullanılıyordu. İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır. Meşru müdafaa sözde. Peki meşru müdafaa kendi sınırları içerisinde bulunan kimseye haksızlık etmeyen kimseye ya saldırganlığı mevzu bahis olmayan haddi aşması, tecavüz etmesi söz konusu olmayan e, kişilikler ve şahsiyetler veya ülkeler için söz konusudur İsrail bir işgalcidir bir saldırgandır bir gasıptır, bir teröristtir bir haindir bir hak hukuk tanımazdır bir canidir, eşkiyadır ve bütün dünyanın önünde bu cinayetlerini işliyor ve buna rağmen meşru müdafaa hakkı. Evvela bu kelimeyi veya bu argümanı kullananların önce meşruiyetin ve hakkın ne demek olduğunu, nasıl bunların oluşabildiğini iyi idrak etmeleri lazım. Ben gelmişim sizin evini işgal, evinizi işgal etmişim. Sizi dışarıdan çık dışarı çıkarmışım. Eşyanızla birlikte her şeyinizle, her şeyinize de sahiplenmişim. Üstelik her fırsatta size zulüm ve haksızlık yapıyorum. Ondan sonra siz ya ne yapıyorsunuz diyecek olursanız ben diyeceğim ki sakın sesini çıkarma veya birileri diyecek ki size sakın sesini çıkarma çıkaramazsın. İsrail'in kendisini meşru müdafaa etme hakkı vardır diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun izah edilebilir mantıklı bir tarafı var mı? Evvela yani şu anda Batı'nın az önce verdiğiniz örneklerle de e, ee, meseleye iyi kötü ilgilenenler sadece bir yaralı vicdanla konuya eğildikleri kadarıyla ilgileniyorlar. Vicdanları yaralananlar ilgilenebiliyor. Yoksa hiçbir kimse meseleyi yüzyıllardır süren işgal, İngilizlerin efendim söyleyeyim, öncülüğünde başlayan bu işgal hareketinin ve belli bir tarihten itibaren sözüm ona devlet olarak kurulduğunu ilan eden oradaki terör teşkilatları. İsrail'e bakınız, tarihine bakınız. Hepsi Haganadan bilmem kadar. Terör teşkilatlarının oluşturduğu bir terör devletidir. Devlet değildir bu. Terör teşkilatıdır. Benim için İsrail'in kısaltılması İTT. İsrail terör teşkilatı. Buna devlet diyen Necip Fazıl'ın deyimiyle tükürülmek lazım. O kadar haysiyetsizce ve anlamsız bir iddia ve bir savunma. Bu burası bunlar toprakları işgal edilmiş. Tarih olaylar haritalar bunu her şeyi olduğu gibi ortaya koyuyor. Şimdi bu Filistin yurdundan Filistinliler içerisinde birisi kendilerinin kuklaları olan Batı Şeria'daki yönetim ile Gazze denilen bir avuç toprak bütün Filistin bu, bu buraya kadar sıkıştırılmış. Ondan sonra bu insanlar bu türlü mahrumiyetlere boyun eğdikleri halde, maruz kaldıkları halde daha doğrusu boyun eğmiyorlar Allah'a şükür, maruz bırakıldıkları halde, cebren bu zorluklara, bu zulümlere mahkum edildikleri halde seslerini çıkartacak olurlarsa İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır denilecek. Hak nerede? Böyle bir hak yok asla. İsrail'in orada mevcudiyeti tamamıyla hukuksuzdur tamamıyla adalet dışıdır ve tamamıyla zulümdür. Dolayısıyla burada oradaki kardeşlerimizin bütün yaptıkları topraklarını ve varlıklarını müdafaa etmek kadar müdafaa etmenin ötesinde herkesin mutabık kaldığı bir tanınan bir hakkın dışında bir şey değildir. Başka ne yapıyorlar ki? Kendi haklarını korumanın dışında bir insanın Efendime söyleyeyim, e, hayatını sürdürdüğü veyahut da dışarıdan dönüp geldiği zaman rahat ettiği ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir arada gördüğü, kendi evini himaye etmesinden başkalarına karşı daha tabii ne var? Ve bununla bunu başkalarının işgal edip zulmen o insanların elinden almasından daha büyük zulüm ne olabilir? Ne olabilir? Yaşam hakkı, e, tabii, barınma hakkı ya, ellerinden alıyor. Bundan an, evlenden anlıyor Ama Batı, batı özellikle coğrafi keşiflerden itibaren sömürüyle kanlandığı için, sömürgecilikle var olabildiği için ve bu hale sömürgecilik payandası olmadan gelmesi asla tasavvur olunamayacağı için Batı İsrail'in bütün bu yaptıklarına bir manada sahipleniyor. Diğer taraftan da Avrupa tarihi boyunca Yahudilerin vaziyetlerinden dolayı kendilerini onlara borçlu ve bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da meydana gelen hadiseler, Holokost şeyleri sebebiyle. Peki Holokost dolayısıyla siz Almanya'yı mahkum ettiniz. Ve ey Almanya sen kendin bundan dolayı mahkum edildin. Niye aynı şeyi uygulayan İsrail'i mahkum etmek cesaretini gösteremiyorsun? Ve ey Batı. Yapın hadi. Çekin. Madem samimisiniz, yapın. Evet. Bir bu diğer taraftan İslam dünyası Evvela bu iki kelimeyi yan yana getirdiğimiz zaman oturup ifade yerindeyse yüzyılların ötesinde, yüzyıllar öncesinden başlayarak vaziyeti düşünmemiz lazım. Nerede bu İslam dünyası? Veya bir İslam dünyası e, terkibinin muhtevasında ne olmalı? Asıl bu muhteva ne olmalı? İslam dünyası diyorsak eğer bizim İslami terimlerimiz arasında İslam ümmetinden başka bir şey olamaz. Ümmet. İslam, ümmet tabii. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peki bu ümmeti neye benzetiyor? Diyor ki Müslümanlar bir ceset gibidirler. Bir organında bir rahatsızlık olursa vücudun diğer kısımları ateş yükselmesiyle ağrıyla, sızıyla ona uykusuz kalarak ona katkıda bulunur. Aynı şey paylaşır. Var mı öyle bir dünya? Duygusal olarak böyle bir mümin kitlenin veya büyük bir mümin topluluğun mevcudiyetinden söz edebiliriz. Fakat bu duygunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde zikrettiği uykuyu kaçırmak, ateşinin yükselmesi, hastalanması mertebesine geldiğini söyleyebiliyor muyuz? Veya bunun aksül amelleri, vakaya yansıması gereken halleri var mıdır? Bir tarafınız kesilirse, ağrırsa onun için gerekli operasyonları yaparsınız. Tedbir ne lazımsa alırsınız. Biz az önce bahsettiğiniz şekilde geçen gün bir Filistinli kardeşimiz de anlattığı gibi diyor ki Ariş Limanı'ndan Ariş Limanı'ndan Refah kapısına kadar şu kadar sıra halinde şu kadar on bin tır var ya on binlerin ifade edilen turlar bekliyor erzak. Bazıları diyor gıdaları bozuluyor beklemekten. Yerine evet. ulaşamıyor. Havalarda sınmaya başladı. Hani şimdi var ben. benim sana uzanan elimi kesen bir dünya ile karşı karşıyayız. Ve buna ses çıkarmayan kendisine İslam dünyası dediğimiz bir dünya var. Fail olsun. Bunlar üzerinde yani ha o halde her Müslümanın bu vaziyette düşünmesi gereken şu, arkadaş iş benim başıma düşüyor. Bu konuda her bir mümin işin gerçeği de bu zaten. Çünkü bir ceset gibiysek, Gazze'deki kardeşimizin onun kadar olmasa bile onun yarısı kadar, çeyreği kadar, onda biri kadar çektiği ızdırabı, acıyı duyabilmemiz lazım. Duyabiliyor muyuz? Onu herkes kendi kendisine sorsun. Fakat düşünün ki her bir ailenin şehit olmamış evladı, hapse girmemiş çocuğu, efendim söyleyeyim öldürülmemiş babası, öldürülmemiş annesi veya efendim söyleyeyim hamileyken karnı deşilmemiş bir anneleri yok. Bundan nasibini benzer. ziyadesiyle her ev fazlasıyla almış. Nasibini almamış hiç kimse yok. Fazlasıyla dediğiniz gibi. Ve bu vaziyette insanlar o kadar yani insanlık daha doğrusu o kadar pespayeleşmiş ki, o kadar duyarsızlaşmış ki. Yani doğrusunu isterseniz İslam dünyasında da duyarsızlık bu boyutta iken iş onlara sitem etmeye kadar bile sıra gelmiyor. Sıra gelmiyor. Yani onların en yakın, en sahiplenmesi gereken komşuları bile Mısır'ından Ürdün'üne, Arap Yarımadası'na kadar, Süde Arabistan'ına vesairesine kadar sahiplenmiyorlar. Hatta bir an önce biz bu meseleden kurtulalım diye Çırpınıyorlar siyasilerin önemli bir bölümü. Aman bize bize gel şey etmesin. Yahudilerle ilişkilerimizi, aramızı düzeltmek istediğimiz e, bir onlar tatbii ediyorlar. Doğallaştırmaya çalıştığımız, normalleştirmeye çalıştığımız ilişkilerimize bir halel gelmesin, bir sıkıntı gelmesin. Sıkıntı içerisinde Bu ilişkiler yerin dibine bassın. Yani insanın canının katledildiği bir e, canımız pazara serildiği bir zamanda ya görünteleri gördüm Şifa Hastanesi'ne e, gelen ee, kuşatmada oraya gelen tanklar oradaki cenazelerin üzerinden geçmiş. Toprakta vücut olmuş ya. Diyorum yani bu bizim cenazemiz mi kimin cenazesi bilmiyoruz. Nasıl defne edeceğiz? ya yaprak, sigara yaprağı gibi. Bir insan değeri bile verilmiyor. Kokuşuyor, parçalanıyor. Evet. Yani lime lime olmuş cenazeler çoğunlukta. Böyle bir şey olabilir Daha mi? Yani? Şey değil. Bu insanlık vücut... tarihinin e, gördüğü en büyük katliamlardan biri. Evet, Birinci Dünya 2. Dünya Savaşı'nda büyük şeyler ama böyle bir şey olmadı. Kesinlikle tarihte, bakın başta söylediğiniz gibi savaş Allah savaşılır, onu anlarım. Fakat yani tarih boyunca en barbar uygarlıklar ve devletlerde bile savaşmayanla savaşılmaz ilkesi vardır. Ve savaşılması halinde veyahut da bir şehre girildiği zaman talan ve yağma yapılması halinde bu yani e, cinayet olarak nitelendirilmiştir. Hocam e, sizin savaş hukukuyla alakalı da e, 96 yılında zannedersem bir çalışmanız var. E, gördüm. Ona da değineceğiz. Mikrofonunuzda bir sorun var. Arkadaşlarım onu halledecekler. Tabii. O esnada müsaadenizle o hallolana kadar biz bir VTR'ye daha gidelim. E, Gazze'de yapılan çalışmalar ile ilgili e, yine bir VTR'miz var. E, savaş hukukundan yani o zulmetten bahsetmeye devam edeceğiz. VTR'miz gelsin. Mısır, Türkiye ve Ürdün'den temin edilen yardımların refaha ulaştığını anlatmıştık. Ancak refaha gelen tırlar direkt olarak içeriye giremiyor. Çoğu zaman denetim için refahtan Kerem Ebu Salim sınır kapısına gidiyor. Bu kapı Gazze'nin dışında yer alan ama Gazze'ye en yakın olan sınır kapısı. Tahmin ettiğiniz üzere işgalcilerin önünde protesto gösterileri düzenleyip yardımların girişini engellemek istediği kapı. Bununla birlikte bir kontrol noktası daha var. Bu da refaha 70 kilometre uzaklıkta El Uca kontrol noktası. Tırlar sadece denetim için refahtan buraya gelip İsrail tarafından kontrolü yapıldıktan sonra tekrar Kerem Ebu Salim'e veya refaha geri dönmek zorunda kalıyor. Denetimlerin ardından ise Gazze'ye girişi sağlanıyor. Gazze tarafında ise bu yardımlar içeriğine göre ilgili yetkililer tarafından teslim alınıyor. Tıbbi malzemeler Filistin Sağlık Bakanlığı, gıda ve diğer insani yardım malzemeleri Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı ya da Filistin Kızılayı tarafından teslim alınıp içerideki lojistik merkezlerimize ulaşıyor ve oradan ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleşiyor. İHH olarak 2007 yılından beri Gazze'de bulunan temsilciliğimiz ile resmi olarak faaliyet yürütüyoruz. Bu temsilcilikte 30 personelimiz ve onlarca gönüllümüz bulunuyor. Yine temsilciliğe bağlı olarak Refah'ta 2, Gazze merkezde 3, Deir el Belah'ta 1 olmak üzere 6 mutfağımız ve bunun dışında lojistik depolarımız var. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'den Gazze'ye AFAD koordinasyonuyla 3 gemi ve 1 uçak dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. Bu süreçte İHH olarak 40 konteynerla destek olduk. Bununla birlikte satın alımı yapılan 70 tır insani yardım malzemesinin 60'ı Gazze'ye ulaştı. Kalan tırların da girişi bekleniyor ve onu aşkın tırın hazırlıkları sürüyor. Desteklerinizle her gün 70 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bunun yanında ambulans, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt, elbise, battaniye, hijyen paketi, bebek bezi, gıda kumanyası, adak kurbanı, un, ekmek ve içme suyu dağıtımları ile yüz binlerce kardeşimize ulaştık. Ancak Filistin'de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Şimdi yeniden Gazze'deki soykırımı güçlü bir şekilde uluslararası alanda gündeme getirmeyi, İsrail'in saldırılarını sona erdirmeyi ve bölgedeki ambargonun kaldırılması için güçlü bir inisiyatif oluşturmayı hedefliyoruz. Farklı dil, din ve ırktan yüzlerce insani yardım gönüllüsü Akdeniz'e yelken açacak yeni bir filoda bir araya gelecek. Siz de bağışlarınızla Özgürlük filosunu destekleyebilir, Gazze halkının umudu olabilirsiniz. Evet İHA 4 gemi satın aldı. İkisi yolcu, ikisi kuru yük gemisi. Şu anda tırlarla Türkiye'nin dört bir yanında İHA teşkilatlarının aldığı ayni ve nakdi bağışlar o gemilere yükleniyor. Bayramın hemen ardından Özgürlük Filosu yola çıkacak. Ee, bu gemilerde, bu filoda benim de bir katkım olsun diyen tüm izleyiciler için İHA Orktere web sitesi, çeşitli kanallar, İHA temsilcilikleri sizi bekliyor. Bir samimiyet imtihanındayız, testindeyiz hep birlikte. Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla bu süreçte karşı karşıyayız. Elbette. Beşir hocam, e, Savaş Hukuku üzerine konuşuyorduk en son. Yani insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşetle karşı karşıyayız. Aynen dedi. öyle. Aynen öyle. Bugün e, kaldığımız, gördüğümüz bu karşı karşıya kaldığımız e, şeye baktığımız zaman, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan öldürdü ama o tarihte tarihçilerimiz hususi olarak hastanenin bombaladığını rapor eden kimse yok ya da kadınların, çocukların kasıtlı olarak sadece onların bulunduğu yerlere üzerine üzerlerine füzeyle onların imha edildiği, öldürüldüğü, cesetlerinin paramparça olacak şekilde bir saldırıldığı yapıldı geçmiyor. Bir savaş olsa yani ru be kimin gücü kime yeterse böyle bir merce dediğimiz bir savaşta çıkacak şeyleri, sonuçları, atmosferleri eyvallah ama... Hiçbir suçu olmayan ya, hatta beyaz bayrak kaldırmış, üzerinde affedersiniz kıyafetlerini bile çıkarmış, çamaşırlarıyla beyaz bayrak sallayarak gelen insanların bile üzerine ateş ediliyor. Gazze evi, şey Mısır sınırı emin yerdir dediler. Oraya giderseniz siz güvenlikte olursunuz. Süveyş'e geçebileceksiniz, Sina'ya geçebileceksiniz dediler. Hı hı. İnsanları oraya topladılar. Ondan sonra bu bombardıman ettiler. Şurası güvenli olabilir dediler, olacaktır dediler. İnsanlar oraya toplanıyorlar. Şeydi bütün bunlar insan öldürmek için önemli bir şey. Niçin? Bunun sebebi şu. Yani şu ana kadar aslında İsrail yaptığını Birkaç gömlek yükseltmiş bulunuyor. Yüz yani 48'den bu yana neredeyse 100 yıl olacak. 80 yıldır İsrail'in yaptığı zaten budur. Ev yıkacak, işgali öldürecek sahiplerini, sahipleri oradan uzaklaştıracak ve oralara kendisi sahip çıkacak. Yağma ve yıldırma politikası. Tabii. Yani e, Lübnan'da bu kadar kamp Niçin olsundu? Ürdün'de niçin bu kadar kamp olsun? Ee, şurada niçin bu kadar? Bütün bu kamplar nereden geldi insanları? İsrail'in kendi babalarından, dedelerinden, miras kalan evlerinden, ev sahiplerini, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla birlikte yanına belki çok zaruri bazı eşyalar dışında hiçbir şey almadan kovdukları bir halde. Peygamber aleyhissalatü vesselam kaynuka oğullarını vesaireyi sürdüğü zaman bile ya alabileceğiniz kadar e, eşya alacaksınız, deve yükü kadar eşya yükleyeceksiniz ve antlaşmalara ihanet etmekle birlikte, antlaşmalarına riayet etmemekle birlikte her birisi ayrı bir şekilde, kimisi Bedir'de arkadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'yi daha doğrusu Uhud'u vurmaya çalışırken, kimisi Bedir dolayısıyla, kimisi bir başka vesileyle, her bir Onu Yahudi abi. kabilesi her bir Yahudi kabilesi bir hainlik ettiği takdirde Resulullah onların hiçbirisine imha politikası uygulamadı. Siz savaşmıştınız, ya tamam savaşırken savaşçı öldürür fakat Savaş bittikten sonra savaşmış olana da esir alınmamışsa, bilmem ne etmişse hiçbir şey yapamazsın. Onu orada bırakmak durumundasın. Şey demezsin. Hatta İslam hukukunda savaş meydanında yaralanmış ama hayatta bir kişinin bile işinin bitirilmesi savaş bittikten sonra bilhassa kesinlikle mümkün değildir. Savaş birebir savaşırken yaraladın arkasını tamamladın onda bir şey yok. Sen, sana da aynı şey yapılabilir. Fakat savaş ateşkes ilan edildi. yaralıları düşmanın yaralısı bile olsa öldürülemez. Efendimiz bununla birlikte öldürülmüş bir hanım görüyor. Bu kadın savaş mı ki? Öldürülmemeliydi diyor. Niye öldürüldü diyor. Ve İslam hukukunda bahsettiğiniz şekilde savaş hukukuyla alakalı ilk dönemlerden beri en ciddi eserler yazılmıştır. Mesela, İmam Ebu Hanife'nin çağdaşı İmam Evzai, es diye bir kitap yazıyor. Siyer'den kasıt, bugünkü uluslararası özellikle savaş hukuku ağırlıklı olmak üzere devletler arası hukukun bir diğer İslam şeydeki ilim tarihindeki terminolojik adıdır. Ee, İmam Ebu Yusuf bu siyere eleştiri yazıyor. İmam Şafii iki eserin muhakemesini yapıyor. Konu ile o kadar yani bakın bir evzai mezhebi, Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebi. Bunun üzerinde şey İmam Muhammed Esyerül kebir, esyerül sahir diye iki tane ayrı bağımsız devletler hukukuyla alakalı ve ağırlıklı olarak dediğimiz gibi savaş ve barış hukuku genelde bunlar. Bunlarla alakalı. Koca devasa koca eserler yazıyor. devasa şeyler yazıyor. Yani İslam ta baştan beri. Kur'an-ı Kerim bu konuda. Size karşı da emin olmak isteyen, sizin düşmanınız tarafından tarafına düşmanınızla düşmanlarınıza karşı da emin olmak isteyen ve tarafsız kalmak isteyen kimselere diyor elinizi uzatmayınız diyor. Ya da size savaş açılmadıkça siz de onlara savaşmayın he, diyor. Tabii. aynen öyle. Yani savaşa izin veren ayet-i kerimenin ibaresi çok enteresan. Diyor ki Estağfirullah. Üzne lillezine yuqatiluna bi annhum Ayet-i kerime gayet açık. Kendileriyle savaşılanlara zulme uğradıkları için Karşılık verme izni verildi. Yani İslam'ın saldırgan bir savaşı yoktur. Tarihte yok. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Saldırıyorsunuz. Halimbertçe saldırın. Bu işin usulü vardır. Yolu yordamı vardır. Uluslararası bu konuda ta şu kadar yıllık beşeriyet tarihinden bu yana savaşlarda uyulan, riayet edilen, zamanla artan, gelişen efendim, bir savaş hukuku vardır. Mutabık kalınmış savaş hukuku vardır. Bunların hiçbirisini İsrail'in bu saldırılarında, hücumlarında görmüyoruz. 50 yıllık, 100 yıllık İsrail tarihinde bunların hiçbirisi yok. İsrail'in tarihi tamamıyla zulüm, gasp, cinayet, haksızlık, zulüm, kan. ibarettir. Başka bir şey yok İsrail tarihinde. Birisi bana efendime söyleyeyim beşeriyetin seve seve sahipleneceği İsrail tarihinde bir sayfa göstersin. Evet biz bunu da benimseyebiliriz diyebilecekleri kim olursa olsun ama. Samimiyetle arkadaş bu bizim de kabul edebileceğimiz bir şeydir diyebilecekleri bir sahne yok İsrail tarihinde. Sadece İsrail'in bu yakın yüzyıllık Devletleşme süreci değil. Geçmişte de Allah onları cezalandırıp 40 yıl çöle sürdü. Neler yaptılar? Peygamberlerine ne zulümler ettiler? Kendilerine bıldırcının eti geldi. Bıktık bundan. Bize artık farklı bir şeyler gelsin. Dedi. Unutturulmaya çalışılıyor. Yalnız o değil. Yani e, merhum Cehat Rifat Atilhan'ın e, çocukluğumuzda okuduğumuz bir eseri vardı. İğneli Fıçı diye. Yahudiler özellikle, özellikle hamursuz bayramları için çocuk kaçırır. O çocukları gerçekten, onun anlattığına göre ki bu bana hiç uzak bir ihtimal gelmiyor. Canlı canlı sallarlar kanlarıyla hamurlarını yoğurur ve yerlerdi. Ve bunu Allah'a yakınlaştırıcı bir ibadet olarak sayıyorlardı. Çocuk kanı. Evet. E, zannederim, yani tarihini araştırmadım. Biz Ben Mardinliyim. Mardin'de Yahudiler mahallesi diye bir mahalle vardı. Fakat bizim küçüklüğümüzde orada Yahudi diye bir şey kalmamıştı. İnanır mısınız biz yetişirken bizleri Yahudiler gelecek sizi kapacak diye korkutuyorlardı. <laughs> Dışarı çıkmayın. Bir uzaklaşmayın bırakmışlar. He, uzaklaşmayın. Ne zaman boşalmıştı bu mahalle? Yani dediğim gibi yani bu işin tarihi nasıl da araştırılması lazım. 48'den sonra İsrail'in i̇şte kuruluşundan sonra tabii. ben 50 doğumluyum. Ben doğduğumda Yahudi mahallesinde tek bir Yahudi yoktu. Ma Hocam, Mardin'de tek bir Yahudi. Yoktu. Mardin'de Şanlıurfa'dan giden Yafa'da, Hayfa'da çok Yahudi var. Heh. Ben de bölgede onun süre bulundum. Tabii, tabii. Yani Mardin kökenli orada da var, şeyde de var, Hayfa'da da var. Ee, Lübnan'da zaten çok e, daha var. var Yahudi de var, Müslüman da var o Lübnan'da ayrı bir şey. Yani demek istediğim bunun aslı var. Bunlar e, yani allah Teala onları e, peygamberlere karşı işledikleri cinayetleri dolayısıyla. Yani bir peygamberi öldüren, öldüren ve bunu hala müdafaa eden, müdafaa eden bir ve bir peygamberi de öldürmeye kalkışan. Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler, Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler, İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Bunlar en yakın, Peygamber Efendimiz'in dönemine en yakın üç peygamber. Kur'an-ı Kerim ısrarla söylüyor ve hiçbir Yahudi şimdiye kadar Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bu yana hayır biz peygamberleri öldürmedik, Kur'an bizi itham ediyor, ey peygamberleri öldürenler diyerek itham ediyor diyememiştir. Peygamberleri öldürenlerden ne hayır beklenir? Başka Bu zulümden başka bir şey değil beklenemez. Kendisini kurtarmak halde, için Allah'ın gönderdiği elçiye onu yapan tabii, insanlara tabii, ne yapması? Tabii değil? şey değil yani Tevrat'ı açın okuyun bugünkü Türkçesiyle. Mezbah kelimesi belki Tevrat'ta en çok kullanılan yüz kelimeden, yüz terimden birisidir. Mezbah kurban kesim yeri demektir. Ve orada sadece bu geleneksel olarak yok efendim şunu şey edeceksin. Hayır. Sen bilmem kimleri hangi kavmi Tevrat'ın belli bölümlerde birçok bölümlerde okunması lazım bu manada. Yani Bugünkü Muharref Tevrat'ı okumak, bugünkü İsrail'in, Yahudiliğin cinayetlerin kodlarını anlamakta önemli ipuçları alınmış. ihtiva ediyor. Bunları iyi anlamak lazım. Bunun dışında biz sistemimiz bence onlara veyahut da onların zulümlerini yeri gelince dile getirmek ayrı bir meseledir. Fakat bizim ümmet olarak bizi gayrete getirmesi gereken, üzerinde konuya eğilmemizi gerektiren, Orada kardeşlerimizin durumudur. Orada bu zulme maruz kalan, bu çaresizliğe mahkum edilen, bu fakirliğe, zarurete, güvensizliğe, açlığa mahkum edilen insanların bizim kardeşimiz olduğunu unutmamamız lazım. Bunlar hem insan olarak bizim kardeşimizdir, hem din kardeşimizdir. Ve hatta yani bir noktadan itibaren birçoğumuzla araştırılsa belki bir çoğumuzun kan bağı olduğu da ortaya çıkacaktır. Yani bunlarla bizim ki bunların hepsinde kim ne derse desin tek başına sadece din kardeşliği bile yeterlidir. Batı insan olarak bu işe tepki gösteriyor, tepki gösterenler. Ama biz din kardeşimiz olarak bu meseleyi ele almamız, üzerinde durmamız ve herkes üzerindeki sorumlulukları nihai olarak yerine getirmenin çaba ve gayreti içerisinde olması lazım. Bu bir sorumluluktur ve bu e, bunun boyutu nedir kestirilemez. Yapılabildiği kadar yapılması lazım. Yine de yapabildiğimiz kadarını yapsak bile bize göre birçok kusurlarımızın olduğunu da bilmemiz veya fark etmemiz kabullenmemiz lazım ki hiçbir zaman yapmamız gerekenleri yapmaktan geri durmayalım. Hocam kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü evet. Çok ağır bir itham hakikaten. Ee, şimdi Doğu Türkistan'da sıklıkla hatırlamak, zihinlerde belirlemek için Kesinlikle. söylüyoruz. Şimdi Doğu Türkistan'da ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Doğu Türkistan belki gazeteden de kötü senelerdir ama bilmiyoruz ne olduğunu, ne döndüğünü. Ee, bölgeyle irtibatı olan, orada yakınları bulunan insanlar diyorlar ki şeyhleri, alimleri, abidleri katlediyorlar. Evet. Çocukları zorla bir takım... Asim e, asimile çalışmalarıyla işte e, kamplardaki onların kendi kültürlerine, kendi değerlerine evet. entegrasyon kamplarında e, zihinlerini, kodlarını evet. yok ediyorlar. Evet. evet hatta evet. ve hatta tüm bunlara rağmen kendi iş dinamikleri, aile yapılarında İslam'ı o kadar hazmetmiş, müdafaa etmiş 80 milyonun üzerinde bir e, İslam milletinden toplumdan bahsediyoruz Doğu Türkistan az bir yer değil. Evet. O kadar tırkçı. müdafaa etmiş, çare bulamadılar. Son 5-6 yıldır da evlere bir Çinli yerleştirerek onların o Çin kültürüne entegrasyonunu işte millileşme, sözde politikalar adı altında böyle devasa bir zulmete uğratıyorlar. İşte oruç tutmanın yasaklandığı, ibadetlerin yasaklandığı mescitlerin, camilerin... Kapatıldığı... Bir çocuktan fazla sahip olmanın da yasaklandığı. Heh, Bu da işte. yasaklar arasında. Bu da yasaklar arasında. Yani e, halen İslami eğitimi e, çocuklarına aktarmak isteyenler birçok yüksek bedelleri göze alarak eee aynen Gazze'deki tüneller gibi yer altında yapıyorlar bu işleri. Başka çareleri kalmıyor. Yani zulüm dediğiniz gibi sadece Gazze'de değil. Yani özellikle en azından bu olaylar bir tetikleyici olmalı. Hepimizin yani ismen bakın Keşmir'deki zulümden haberdar değiliz yeterince. Hindistan'da yaşayan Müslümanlara Budistlerin hocam. yaptıkları zulümleri haddi hesabı yok ve korkunç bir e, medya karartması var. Aynı şekilde e, yani Bangladeş'teki, Bangladeş'teki yönetimi, zulümler, zalim İslamiye, yönetimler zulüm vesaire, Myanmarı vesaire yani Müslümanın her duasında en azından her duasında buraları hatırlayarak en azından günde bir defa. En azından. Buraları ve diğer bütün yerleri hatırlayarak bu Müslüman kardeşlerimize Rabbimizin yardımını göndermesi için, onlara zafer vermesi için, onlara destek olması için yani yapabileceklerimizi de ötesinde duayı da kesinlikle ihmal etmememiz lazım. Dua ile yetinmek anlamında söylemiyorum. Dua ihmal edilmez. Çünkü ibadetlerin en samimisi, en halisanesi, en özlüsü Peygamber aleyhissalatü vesselam Eddua mihul ibade diyor. Mihkın iki anlamı var Arapçada. Biri beyin, biri kemik iliği. İkisine de bir halel gelirse insan biter. Kemik iliğimiz hastalanırsa kan kanseri oluruz biteriz. Allah göstermesin. Allah, ın Allah ın göstermesin. Allah şifa Allah versin. Yani. Beynimize bir zarar gelirse en hafifinden bunarız. Ve buna benzer. Ötesi de var. Yani onun için dua insan vücudunda beyin ve kemikliği ne kadar kıymetliyse ne kadar büyük bir fonksiyona sahipse dua da bizim diğer ibadetlerimiz arasında o kadar önemlidir. O kadar önemlidir. O kadar önemlidir. Önemli. Onu ihmal etmeyeceğiz. İmam... Çünkü dua bir şuur diriltir insanda. Ben dualarımda sürekli hatırladığım bir şeyi ilk fırsatta yapmam gereken bir şey olursa mutlaka yaparım. Veya yaptıklarımın arasında o yaptıklarımın kabul edilmesi için dua ederim, etkin olması için, etkisini göstermesi için dua ederim. Onun için duayı bütün yaptıklarımızla birlikte asla ihmal etmemeliyiz. Hafife almayalım kesinlikle. İmam Şafii dönemine e, atıfta bulunulur, o dönem geçtiği rivayet edilir. E, yani emin olmadığım için e, kapı, aç kapı bırakıyorum. E, İmam Şafiiye gelir bir terzi der ki, o dönem işte İslam topraklarından bir tanesi işgal altında işgale gelen e, işgalci ordularının e, askerlerin üniformalarını diken bir terziden bahsedilir. Gelir der ki ya imam, ben e, İslam topraklarında yaşıyorum, Müslümanım. Fakat buraya şu falanca bölgedeki işgal için gelen filanca işgalci birliklerinin, artık o dönemdeki hangi işgalci birlikse, onların askerleri için üniforma ihtiyacı hasıl oldu. Ben de bir terziyim, zanaatım bu, işimi yapıyorum. Benden üniforma istediler, ben yapıyorum. Ben onlara teslim ediyorum. Paramı alıyorum, ben işime bakıyorum. Bu haliyle ben onların o işgaline, zulmüne ortak olmuş olur muyum diyor İmam Şafi. İmam Şafi diyor ki hayır ortak olmaz. Sen zalimin ta kendisi olursun. Sana iplik veren, sana düğme veren kişi o zulme ortak olmuş olur. Sen zalim oldu zalim olmuşsun. Sen o zalimliğin başını çeken kişi olmuşsun. Zalimlerden olmuşsun. Bundan tez vakit vazgeç, tövbe et diyor. Şimdi ben bir de bundan korkuyorum hocam. Yani bu yaşanan Allah muhafaza bu hal üzereyken yani Müslümanlar olarak çeşitli bu süreçlerde bir takım süspansiyonel şeyler yaptık. Vicdanımızı rahatlatacak tavırlarda bulunduk. Bir tanesi boykottu. Hafif görmek için söylemiyorum. Amenna. Çok mühimdir. Çok kıymetlidir. Ayrı konu. Bir kısmı bu süreçte Müslümanlara taraf olduğumuzu ifade etmek için meydanlara çıkmaktır, bağırmaktır, haykarmaktır. Fakat bunların hiçbirisi bizi mutlak sonuca e, götürmüyor. Oradaki zulmeti durdurmuyor. Ve dahi bir yandan biz bunu yaparken öteki taraftan o terziler gibi kişiler parasına bakıp üniformamı ben dikerim benim işim bu herhalde sorun olmaz canım diyerek böyle hesapları görüyor ve biz de buna engel olamıyoruz. Bundan dolayı Allah'ın hesabını sormasından bir gazabının üzerimize yağmasından tedirgin oluyorum, korkuyorum. Şimdi efendim bunlar elbette küçümsenemeyecek şeylerdir. Biz boykotta da ısrarcı olacağız. Efendim gösteridir, yürüyüştür, e, medyadaki paylaşımlarımızdır. Velhasıl her bir vasıtaydır. E, Vaizsek, konu, vaazımızı yaparken, bu şekilde burada sohbet ederken, sohbetimizi yaparken, e, komşumuza, konumuza, komşumuza, arkadaşımızın evinde e, iftara davet edilmişken, her vesileyle bunun bizim Vazgeçilmez meselelerimizden olması lazım. Çünkü bir yaradır. Nasıl ki bir insan bedenindeki yara iyileşmeyinceye kadar ondan kurtulamıyorsa veya ondan söz etmeden, onunla ilgilenmeden duramıyorsa, bu bizim ümmetin yarası olarak da böyle ele alınması lazım. Ancak ben e, nasıl diyeyim, ağaç ve orman ilişkisini ve ikisini de dikkate almayı hiçbir zaman, ihmal etmemeliyiz diyorum. Şimdi ben dediğim gibi bu günlük hayatımızdaki boykotu ısrarla devam ettirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Fakat bunun da ötesinde en önemli husus unutmayalım arkadaş. Biz kendimizi bizim düşmanlarımızın, zalimlerin, batıların, emperyalistlerin, sömürgecilerin ürettiği ne varsa icat dahil, telefon dahil, bilgisayar dahil, ne derseniz hatınıza ne gelirse, arabası, motoru vesairesi dahil. Ne kadar bunlara bağımlılığımızı azaltabilirsek, boykotumuz o kadar kıymetli olur ve boykotumuzun bunları da içermesi lazım. Buna göre planlarımızın ve hedeflerimizin de olması lazım. Şu anda günlük konuşmalarımızda, sohbetlerimizde, gösterilerimizde vesairede Gazze'yi gündem etmemiz bu sınırlı bir zaman alır. Bunu yapacağız elbette. Elbette bunlar olacak. Fakat bunun da ötesinde biz ifade edemeysek şu anda Gazze hadiseleri dolayısıyla Gazze nesli diyebileceğimiz bir nesil yetiştirmeyeli de bizim ihmal etmememiz lazım. Şey. Bu Gazze neslinin özelliğine özelliği şu kısaca her türlü musibete sabredebilen, buna hazırlıklı olabilen, her kaybı için inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen, az önce bir manada kardeşimizin okuduğu Ezgi'deki gibi, Suriyeliler de ilk kıyam sırasında 2000 küsurlu yıllarda, binli yıllarda, mal ne gayrek ya Allah diyorlar. Rabbim bizim senden başka kimsemiz yok. Bu zor zamanlarında bile bunu diyebilen, Kur'an okuyabilen, Acılarımıza, ızdıraplarımıza dayanamıyoruz, hadi intihar edelim demiyor hiçbirisi maazallah. Sabırla, metanetle dayanabiliyor. Narkozsuz ameliyat acısına devam edebilmek için, tahammül edebilmek için Kur'an okuyor. Bu nesli yetiştireceğiz işte. Bunun için de uğraşmak lazım. O bakımdan Gazze'nin gazze, gazze mektebini iyi öğrenmek lazım, iyi okumak lazım, iyi anlamak lazım. Bu mektebin talebesi olmak ve bu mektebe uygun talebeler yetiştirmek Ancak plan, ve zulmeti, programını, plan ve programını da şey edelim ki bir daha gazzeler gelecekte yaşamayalım. Bu evet. gazze bir gün Allah'ın izniyle halledilecektir diyorum ben. Öyle inanıyorum. Fakat başka gazzeler yaşamayalım. Veya şu anda yaşadığımız diğer başka gazzeleri de kurtarabilmek için gücümüzün daha da artması lazım. Kim ne derse desin beşer Efendim söyleyeyim gücü en büyük güçtür. Sağlam insan kadar, dürüst insan kadar şey edemeyiz. Bir unuttum adını. Bir İngiliz, e, Hindistan Müslümanlar üzerine hücum ettik savaş esnasında e, gazetelerin birisinde İngiltere'de e, işte e, avami tabirle kafa buluyorlar. Ya silahsız, güçsüz, şeysiz insanlara karşı e, yenildiniz, gerilediniz, geri çekilmek zorunda kaldınız anlamında. O birliğin komutanı dediğim gibi hafızamda isimler kalmadı. Diyor ki, söyleyin bana diyor. Top namlusunun içine baktığı zaman cenneti görebilen insanlara karşı biz ne yapabilirdik? Böyle bir alanmışlık vardı doğru bu, bu olmak durumundadır. hocam e, Başka yine türlüsü olmaz İngiliz yani. Sun... Kurtuluş savaşımız böyle değil miydi? Öyleydi. Bu, bu İngiliz casus itiraflarında e, ifade ediyor yine. Bir ince kitapçıktır. Orada anlatılıyor. Diyor ki onların elinden o Kur'an'ı almadığınız sürece onlara karşı galip gelemezsiniz. Ve nitekim öyle yaptılar. Öyle. Aldılar Mesela elimizden olur. ve bizi bu hale getirdiler. şey Ahmet Yasin'e rahmet olsun. şey Ahmet Yasin e, gözleri görmeyen ama tamamen felçli, tekerlekli sandalyede fakat intifadayı başlatan Hamas'ın kurucularından, Hamas El Kasam'ın ekiplerini, e <laughs> e e e e oradaki orduları e ve direnişi ayakta tutan bir insandı. Yani dil yetmiyor konuşmaya, göz görmüyor bakmaya, ayak, el yetmiyor kalkıp bir şeyi kaldırmaya, yürümeye, üzerine yürümeye bir şey yapmaya. İşte o ruh bize lazım. O ruh da e cihat ve şehadet damarı tıkalı olmayan nesillerin inkişafıyla yetişmesi ancak mümkün olur. E, çok Aynen az kaldı için iftar vaktine. E, Kemal abi bir eser daha alalım istiyoruz sizden. Eyvallah program e, süresi boyunca ismini zikrettik. iki defa Bestami Yazgan Üstadımızın selam olsun. Onun, onun güzel şiirini bestelemek nasip olmuştu. Güzele selam diyelim. Eyvallah Hadi buyursunlar. Şey çok da güzel bir eserdir. Hı. Gönlü muhabbete yurt olanlara düşmanına bile Mert olanlara fakat öz nefsine Sert olanlara yarından bugüne ezele selam Gönlü muhabbete yurt olanlara düşmanına bile Mert olanlara fakat öz nefsine Sert olanlara sevgiye dostluğa güzele selam Halil aç yüreğini Yunus ol cömertçe saç yüreğini Aşkı bilmiyorsa geç yüreğini Yarından bugüne ezele selam Halil İbrahim'ce aç yüreğini Yunus ol cömertçe saç yüreğini Aşkı bilmiyorsa geç yüreğini Sevgiye dostluğa güzele selam düşmanına bile mert olanlara fakat öz nefsine sert olanlara yarından bugüne ezele selam Gönlü muhabbete yurt olanlara düşmanına bile mert olanlara fakat öz nefsine sert olanlara sevgiye dostluğa güzele selam Halil'i bırak Güzele selam Halil İbrahimce aç yüreğini Yunus olduşa saç yüreğini aşkı bilmiyorsa geç yüreğini sevgili dostluğa güzele selam Halil İbrahimce aç yüreğini Yunus solca cömertçe saç yüreğini, aşkı bilmiyorsa geç yüreğini. Yarından bugüne ezele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus solca cömertçe saç yüreğini. Aşkı bilmiyorsa geç yüreğini, sevgiye dostluğa güzele selam. Allah ağzına sağlık Kemal abi. Kaç yıl oldu bu eser? Efendim? Kaç yıl oldu bu eser? 2018'de ben bu albümü çıkarmıştım. Fakat şiir benimle yaşıt bir şiir. 1991 yılında. Oo 1991'de yazmış Bestami Hocam. Allah razı olsun yüreğine sağlık onun da. Gerçekten son dönemlerde yaptığı eserleri. Ben de dedim sözünü aldım iki tane şiiri var. Ben de onları besleyeceğim inşallah Eyvallah, diye. Eyvallah bekliyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim günün sorusunda bugün dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İlk mescidi nerede yaptırmıştır ve bu mescidin adı nedir dedik. Cevabımız Medine'de Küba Mescidi olacaktı. Ee, gidenler bilecekler, yönetmenim de ekrana getirebilirse eğer, e, görüntüyü çok güzel olur. Takva Mescidi olarak anılır. Beni çok etkilemiştir, ortası böyle açıktır, boştur. Güneş ışıkları vurur. Orada bir öğlen namazı çıkışında e, güzel hurma ikramlarıyla bizi orada ağırlayan Medine'nin o, Güzel insanlarıyla hoş bir hasbihal etmiştik. Rabbim gitmek isteyen herkese nasip eylesin Amin. inşallah. Amin. Çok güzel bedelerdir. Takva Mescidi ile özdeştir. Efendimiz Medine'ye hicret ederken bir mola verdirmiş. Orada Küba Mescidi'ni inşa ettirmiştir. Kitap setini kazanan, doğru cevap verenler arasından kitap setini kazanan izleyicilerimiz Eray Yüksel, Metin Kara ve Ümmühan Tosun oldular. Verebiliriz ekranı arkadaşlar Küba Mescidi'ni. Şöyle dışı da beyaz. Çok harika, evet. güzel bir mescidimizdir. Rabbim tekrar gidip oraları görmeyi nasip eylesin inşallah. Aynen, aynen, aynen. Ramazan etkinlik setini kazanan izleyicimiz de Ayşe Tuba oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz efendim. Bugün e, kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz, sağlık afiyet dilediğimiz Beşver Eryersöy hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Rabbim inşallah daha önce güzel programlar yapmayı nasip eylesin hocam. İnşallah. Müstefid olduk. Ve yine ezgileriyle bizlere eşlik eden çok kıymetli abim Konya'dan geldi Kemal Faruk. Elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık. çok teşekkür ederim. Rabbim daha inşallah güzel Ramazanları bizlere kavuştursun. Amin, amin. Inşallah, amin. Şimdiden de ümmet Muhammed inşallah sıkıntılarından izale olmuş güzel bir bayrama kavuşsun diye dua i̇nşallah, edelim. İnşallah, Bu e, zorlu zamanları, sıkıntıları amin. atlatmaya Rabbim lütfetsin, i̇nşallah. ihsan eylesin inşallah. Amin. Efendim Ramazan Bereketi programında İHA'nın katkılarıyla yarın da inşallah konuklarımız çok kıymetli İbrahim Cücük hocam ve Aykut Kuşkaya ağabeyimiz olacak. Onlar, o da yine ezgileriyle bize eşlik edecek. İbrahim Cücük hocamızla da hicreti konuşacağız. Günümüz dünyasında bu e, meçhul halimizde nefsimize, dünyalıklara bu kadar mail ettiğimiz bir zamanda ne yapmalıyız, nasıl etmeliyiz de güzelliğe, dostluğa, sevgiye ve Rabbimizin o ilahi kelametullah dediğimiz nihai hedefine nasıl hicret edebiliriz, nasıl hizmet edebiliriz? Bunları konuşmaya gayret sarf edeceğiz. Şimdi İstanbul için iftar vakti. Rabbim kabul buyursun. Yarın bu ekranlarda 17.30'da görüşmek dileğiyle efendim. Gazze'yi unutmayalım dualarımızda. Allah'a emanet olun.